Anne, Baba, Çocuk. Bazen bir bebek, belki evde bir dede, anne anne, baba anne. Sen, Ben, Biz. Hepimiz, hepimiz bir aileyiz. Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Merhaba sevgili dinleyiciler aile. Aslında hepimizin hikayesinin başladığı yer. Orada doğar, büyür ve öğreniriz. Değerlerimizle bizi biz yapan köklerimize sarılırız. Çünkü çınar gücünü köklerinden alır. Sizin ve aileniz için ihtiyaç duyduğunuz her konuyu bu programda bulabilirsiniz. TRT Radyo 1'de aileceyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar mutlu Füsun Küçük ve sinemünlü teknik yönetimde Zemin Coşkun ve spikeriniz ben Sula Koç. öğrencilerin bilime, bilimsel düşünceye, gelişen teknolojilere ilgilerini çekmek, bilgi, beceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine destek vermek amacıyla her yıl 8-14 Mart tarihleri tüm yurtta Bilim ve Teknoloji Haftası olarak kutlanıyor. Bilim ve teknoloji hayatımızın her alanında büyük etkilere sahip iki önemli unsur ve biz de bugün Bilim ve Teknoloji Haftası sebebiyle konuklarımız Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden doktor öğretim üyeleri Mustafa Ösen Kalaç ve Murat Kılıncı stüdyomuzda ağırlayacağız. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde ise bilim ve teknoloji konulu sohbetimize Esas Ege Savunma Sanayi Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uçar'la devam edeceğiz. Kendisinden dernek çalışma ve projeleriyle ilgili bilgiler alacağız. Hazırsanız ailece başlıyor. hafta içi her gün 10 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de sizinle. Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuklarımız, ikisi de stüdyomuzda sağ olsunlar geldiler. Manisa Celal Beyer Üniversitesi öğretim üyeleri Mustafa Özsan Kalaç ve Murat Kılınç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz ailece. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, e, bilim ve teknoloji alanında gelişmeleri konuşalım istiyoruz. Yetişmek mümkün değil <laughs> tabii bu gelişmeleri. E, bilim ve Teknoloji Haftası'nı kutladığımıza göre sizinle birlikte... ...biraz e, hem genelden başlayalım, ne gibi gelişmeler oluyor... ...sonra biraz daha detaylara girelim istiyoruz. Sayın Kalaç sizinle başlayalım mı? Dünyada bilim ve teknoloji alanında daha çok hangi konularda gelişmeler oluyor? Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi aslında... Bilim ve teknoloji alanında gerek dünyada gerek ülkemizde çok farklı çalışmalar var, çok güzel gelişmeler var. Ülkemizden başlayacak olursak işte teknofestler özellikle gençlerin bilim ve teknolojiye alanında yetişmesiyle ilgili çok önemli olanlar var. Uzay alanında çalışmalar var. Bunları dünya genelinde baktığımızda aslında son yıllarda hangi başlıklarda daha fazla yoğunluk var dersek... Ben ilk baştaki de enerji çalışmaları geliyor. Enerji Hı. alanında gerçekten bilim ve teknoloji alanındaki araştırmalar veya gelişmelerin olduğunu görebiliriz. Yine önemli başlıklardan birisi tıp dünyası. Tıp dünyasında teknolojinin kullanımı daha da yaygınlaşıyor. Bununla ilgili çalışmalar da artmış durumda. Sürekli duyduğumuz yapay zeka çalışmaları... Evet, hayatımızın e, içinde artık değil mi? Yapan bilim ve zeka. teknoloji dediğimizde vazgeçilmez bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunun uzantısı olarak robotik çalışmalar <laughs> alanında da gerek dünyamızda gerek ülkemizde e, çok farklı çok fazla sayıda çalışma söz konusu. Yine ana başlık olarak incelediğimizde sanal gerçeklik alandaki e, önemli gelişmeler var. E, bu alanda da e, çalışmalar var. Uzay ve savunma sanayi alanında da e, yine ülkemizde de biliyorsunuz e, sürekli haberlerde konu olan çok başarılı çalışmalar var. Hı -hı. Bu kısma tabii biraz gir, girmeyeceğiz biz. Bizden sonra Kadir Bey bu konularda bilgi verecek. Evet, e, evet. Genel an, anlamda başlıklara baktığımızda ana başlıklara bu alanlarda daha fazla bilimsel e, ve e, teknolojik gelişmeler olduğunu, çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda Dünya çok hızlı değişiyor değil çok mi? Ve önümüzde de öyle bir süreç var galiba. Ne diyorsunuz bu evet. konuda? Çok fazla hızlı gelişiyor. Şu an biz belki bunu konuşurken bile yeni bir teknolojinin haberi çıkıyor olabiliyor. Evet. O yüzden bu gelişmeye ayak uydurmak oldukça önemli. O yüzden başlangıçta söylemiştim o Teknofest'in özellikle gençlerden, öğrencilerden başlayarak bilim ve teknoloji alanında... ...gelişmelerini sağlayan çalışmalar oldukça önemli. Aksi takdirde bu hıza yetişemezsek... Tabii. ...birey olarak da, ülke olarak da... ...büyük oyunun dışında kalırız. Ne güzel ki gençler... ...bizden de fazla... ...buna yatkın. Şimdi o zaman... ...Sayın Murat Kılınca döneyim... Yapay zekadan biraz bahsedelim mi? Yapay zeka hayatımızın içinde artık onu kabul ediyoruz. Hı hı. Ee, i̇yi ki de içinde ya da eyvah diyenler var. Ne olacak diyenler var. Ee, ama neler oluyor yapay zeka ile ilgili bunu size sorayım. Açıkçası insanlarda mesleğimi elimden alır mı korkusu <laughs> Çok çokça var. fazla duyulan bir durum. Ancak tabii insanoğlu... ...değişen çevreye ne kadar adapte olabilirse... ...o kadar iyi bir şekilde bu süreci ilerletebiliyor. O yüzden hani mesleklerle alakalı bir kaygı olduğunu ben düşünmüyorum. Aksine adapte olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık bir yazılımcı bile yazdığı kodlarla değil de... ...yazdığı promptlarla yani yazdığı komutlarla süreci devam ettirebiliyor. O yüzden bu duruma ne kadar adapte olabilirsek o kadar bizim için iyi. Diğer taraftan şimdi e, geçen sene daha doğrusu geçen sene de demeyelim 2022'nin Kasım ayında ChatGPT girdi hayatımıza. ChatGPT evet. eee dünyadaki çoğu şey yeni bir game changer da de denebilir buna. Hı hı. E, çoğu şeyi değiştirdi. Ancak biz buna text to text diyorduk. Yani biz bir metin veriyoruz, metin karşılığında bir metin veriyordu bize. Hı hı. E, çoğu kişi konuşmalarını bu şekilde hazırlamaya başladı, ödevlerini bu şekilde yapmaya başladı. E çok karıştı değil mi ortalık? Çok karıştı ortalık. Evet. Ancak şimdi yeni bir game changer da işin içine girecek gibi duruyor. Hı. Geçtiğimiz günlerde OpenAI şirketi Sora'yı tanıttı. 16 hı hı. Şubat tarihinde gerçekten ben Sora'nın oluşturmuş olduğu videoları izlediğimde ağzım bir karış açık kalmıştı. Çünkü da text to video dediğimiz bir teknoloji var. Siz text'i giriyorsunuz karşılığında size onun videosunu veriyor. Hı hı. Bu e, prodüksiyonların sonunu getirebilecek mi, getirecek mi gibi soru işaretleri oldu insanların kafasında. Ancak burada da tabii adapte olmak gerekiyor. Örneğin siz bir e, arının e, tarlalarda dolaşırken videosunu e, bana göster dediğinizde Sora'ya... Sonra bununla ilgili hiçbir prodüksiyona gerek kalmadan, hiçbir e, kamera görüntüsüne gerek kalmadan kendi öğrenmiş olduğu, geliştirmiş olduğu modeliyle size direkt bunun videosunu çıkarabiliyor. Hı hı. Hatta sonra tanıtılırken e, Tokyo'da yürüyen bir kadının figürü de vardı. Yani hı hı. o kadar gerçekçi ve o kadar realistik duruyordu ki insanlar gerçekten e, yaklaşık bir iki seneye kendi dizisini yapabilir hale gelecek mi diye düşünmeye başladılar. O yüzden yapay zeka alanında en güncel ve en çığır açıcı gelişmelerden birinin sonra olduğunu söyleyebilirim. Devamı da gelecektir muhtemelen devamı bununla da gelecek. ilgili. Ki zaten yapay zeka alanında şöyle bir şey de var. Sadece yani text to text, text to video gibi alanlardan ziyade çok fazla probleme de çözüm olmaya başladı. Örneğin Hı -hı. kanser teşhisi olsun. Hı -hı. Çünkü burada inanılmaz bir veri üretiliyor. Bu verilere istinaden bir kanserin teşhisinde yapay zeka bize yardımcı olabiliyor. Sonrasında MR görüntüleri, BT görüntüleri bunların evet. yorumlanmasında da yani sağlık alanında zaten Özcan hocam daha detaylı bahsedecek. Hı -hı. Sağlık alanında çok fazla insanların yararına olacak gelişmelere tanık oluyoruz yapay zeka alanında. Aynı zamanda sadece tıpla da bunu sınırlandırmayalım. Örneğin bir öğrencinin ya da kariyer noktasında tavsiye almak isteyen bir öğrencinin verilerini kullanarak kariyer tavsiyesinde de bulunabiliyor. Bu gerçekten muazzam bir şey. Evet. Çünkü günümüz teknolojisinde veri çok şey ifade ediyor. İnsanlar zaten insanoğlu bir veriyi yorumlayarak bir çıkarımda bulunabilir. Yapay hı hı. zeka bunu bizim yerimize yapan bir enstrüman. O yüzden dolayı birçok alanda sanayide hı hı. olsun, sağlıkta olsun, eğitimde olsun çok fazla kullanılacak gibi gözüküyor ki zaten gelişmelerde bunu gösterir nitelikte. Evet zaten yapay zekanın en önemli özelliği bu galiba değil mi? Yani hani bir video yaratıyor, tamam dizisini çekiyor vesaire vesaire. Bunun bu ilk ilk görünen. Halbuki hayatımızın her alanına yerleşecek. Her alanında yani. Ee, ve ona bir şekilde hazırlıklı olmak gerekiyor. Nasıl hazırlıklı olunabilir? Bunu sorabilir miyim? Ya Şimdi e, hazırlıklı olmadan ziyade gençler için belki özellikle gençler için önlemler de almak gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü yapay zeka ile insanların mimikleri, insanların sesleri, yüz hareketleri de taklit edilebilir noktalara hı hı. geldi. Bu noktada tabii önlemler alınarak bir videonun, bir sesin, bir görselin gerçek olup olmadığının da sorgulanması hı hı. gerekiyor. Bu noktada tabii işler e, gene yapay zekaya düşüyor. Çünkü bunu tespit edebilecek olan teknolojiler gene yapay zeka üzerinden gerçekleşebiliyor. E, i̇şin diğer enteresan boyutlarından bir tanesi de yapay zekayla ilgili kendi kendine düşünebilir mi, hayal kurabilir mi meselesi hı. var mesela... Bu durum da insanların kafasını karıştırıyor. Bu tabi veriyle beslendiği için şu an mümkün olan bir durum değil. Daha doğrusu yapay zeka ile uğraşmayan insanlar bunu çok fazla sorgularlar. Ama ilerleyen süreç içerisinde veri sayısı arttıkça yapay zeka kendi içerisinde kendi modellerini de geliştirebilir hale gelecek. Biz buna üretken yapay zeka da diyoruz. Hı hı. Üretken yapay zeka ile birlikte çoğu şeyin değişeceğini ben düşünüyorum açıkçası. Evet ta e, takip edeceğiz evet. tabii ki. E, tıp dünyasında teknoloji çok önemli. E, sayın Kalaca döneyim bu noktada. Ne gibi yenilikler söz konusu? Evet e, tıp dünyasında da e, bilim ve teknoloji alanında çok ciddi gelişmeler var. Zaten e, önemli çalışmaların yapıldığı alanlar biliyorsunuz artık. E, belki o detaylara uzman olarak girmeyeceğiz ama. E, yüzyıllardır gençlik iksirini bulma çalışmaları, evet. kansere e, teşhis bulma çalışmaları gibi birçok e, çalışmalar e, hızlı bir şekilde devam ediyor. E, Tabi teknoloji kısmına baktığımızda e, tıp dünyasında son yıllarda teknoloji daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Murat hocamızın bahsettiği gibi özellikle yapay zeka uygulamaları hastalık tanılarında ve sonraki süreçlerde yardımcı araç olarak e, çok fazla karşımıza çıkıyor. Tabii burada tartışılan konulardan birisi de e, yapay zeka ve robotla birlikte e, doktorların da mesleği alacak mı gibi tartışmalar da zaman zaman oluyor. Benim kişisel düşüncem yapay zeka bu veri analizinde birlikte çok ciddi katkılar sağlıyor. Hı hı. Özellikle tanının bulunmasına yönelik mesela cilt kanserinde yüzde doksan dokuza yakın başarıya ulaşıyor. Fakat yardımcı bir araç olarak ben görüyorum. Yani doktorların işini kolaylaştıran bir araç. Çünkü onların uzun süre yapacakları bazı tanı koyma işlemlerini, teşhis sistemlerini hızlandıran bir süreç ve doğru karar vermede destekleyen bir süreç oluyor. ...görebiliriz. E, Tıp dünyasında... ...yine öne çıkan başlıklar da robotik cerrahiler. Bunlar e, gerçekten... E, ...son yıllarda çok başarılı çalışmalar artık... E, baş, ...başladı. E, kilometrelerce... ...uzaktan çok başarılı ameliyatları... ...bir kişi veya... ...farklı ülkelerde kişiler aynı anda... ...bir ameliyatı gerçekleştirebiliyorlar. Bununla ilgili belki... E, ...spesifik bir örnek olması anlamında ki... ...son yıllarda uzay çalışmaları da biliyorsunuz... ...ülkemiz açısından önemli. Evet, evet. E, onunla ilgili bir örnek verebilirim... E, minik bir robot e, cerrah yapılıyor e, Mira isminde. Bunun da temel amacı şu uzay e, mekiklerinde e, uzun süre kalan astronotların tedavi görmesi bir sağlık sorunu yaşadıklarında müdahale edilebilmesi amaçlı bir e, robotik e, Mira isminde e, bir ce cerrah geliştiriyor. Bu bir dolap rafına konulabilecek e, büyüklükte. E, bu bir anlamda aslında robotik cerrahinin ne aşamaya geldiğini de gösteren e, önemli örneklerden birisi. Ee, ...yine önemli şeylerden birisi... ...taşınır sağlık teknolojileri... E, ...ki buna giyilebilir teknolojileri de... E, ...dahil edebiliriz. Evet. E, özellikle... E, ...basit bir saatimizden tutun... ...çok evet. farklı e, giyilebilir teknolojilerle birlikte... ...sağlık verilerinin düzenli bir şekilde... ...elde edilmesi. Bu yönde çok ciddi çalışmalar var. Bu... E, ...giyilebilir teknolojiler de... ...sağlık alanında yaygınlaşıyor. Bunu nereden biliyoruz? Özellikle biliyorsunuz... ...COVID döneminde evlere kapandık. Evlere kapandıktan sonra... E, ...hastalara, özellikle bakıma muhtaç hastalara... ...ulaşmakla ilgili sıkıntılar yaşandı. Bu alanda da, ülkemizde de, dünyada da... ...teratip uygulamaları, teknolojik uygulamalar... ...gelişiyor. Bunlar... ...giyilebilir teknoloji ve özellikle bu tip sensörlü... Hmm. E, ...kişinin verilerini... E, ...derleyen... E, ...cihazlarla birlikte... Onlara uzaktan müdahale etmek, uzaktan izlemek yönünde teknolojiler var. Tüm dünyada bu teknolojilerle ilgili çalışmalar ve yaygınlaştırma çalışmaları devam ediyor. Evet, robot teknolojilerine dönmek evet. istiyorum. Sayın Murat Kılintil, orada neler oluyor? Şimdi robot teknolojileriyle alakalı. Ben eğlenceli bir haberden bahsedeyim Neyse. öncelikle. Şimdi geçtiğimiz senenin mayıs ayında bir Finlandiya'da bulunmuştum olmuştu. Finlandiya'da yemek siparişleri minik robotlarla teslim ediliyor. Tamamen insansız otonom e, sürüşe sahip bu araçlar. Şimdi görünüşte eğlenceli geliyor ama geçtiğimiz hafta şöyle bir gelişme olmuş. Ee, Finlandiya tabii soğuk bir iklime sahip olduğundan dolayı, kardan dolayı kaymaya başlıyor bu robot. Aa, evet. Kaydıktan sonra da bir arabaya çarpıyor. Normalde olağanüstü bir durum olduğunda bu robotların üzerinde bir güvenlik e, alarmı var. Bu çalmaya başlıyor. Ancak robot ilgili araca çarptıktan sonra kaçma sürecine giriyor. İnanılmaz. Robotu şehrin dışında buluyorlar ve güvenlik lambası da hiçbir şekilde yanmamış. Bu tabii insanların çokça sorguladığı bir durum haline geliyor. Ee, şu an hatta bununla alakalı e, siparişlerin durdurulduğu söyleniyor e, Finlandiya'da. Bu Estonya'da da çok yaygın bu arada. Hatta ülkemize de geleceği İstanbul'da hmm. bir pilot bölgede deneneceği söyleniyordu. O yüzden ilginç noktalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan e, robot taksiler çok fazla hayatımızın içerisine girecek gibi duruyor. <laughs> Bu San Francisco'da ABD'de çokça denenen e, insanlar tarafından kabul gören teknolojilerden bir tanesi robot taksilerde kesinlikle bir sürücü yok, sürücüsüz otonom bir şekilde ilerleyen araçları görüyoruz. Ancak geçtiğimiz hafta bununla ilgili de değişik bir durum yaşandı. Bisiklet de önünden geçen bir sürücüyü sürüklemeye başlamış ilgili otonom araç. Hı hı. Şimdi bir imajı, bir nesneyi burada görüntüleyerek bunu engel olması gerekiyordu ilgili evet. modelin. Ancak burada engel olmayıp sürüklemeye devam ettiğinden dolayı bununla alakalı da durdurma sürecine gidilmiş hı hı. teknolojinin biraz daha ilerlemesi bu noktada ve ondan sonra entegre edilmesi gene konuşulan haberlerden. Hata payının bir sıfırlanması gibi bir şey söz konusu mu? Şimdi hata payıyla alakalı şunu söyleyebilirim: Biz bir yapay zeka ile ilgili model geliştirdiğimizde işte yüzde 90, yüzde 94, yüzde 95 gibi doğruluk oranlarını yakalayabiliriz. Yani hata payını minimuma indirme olasılığımız var. Ancak yüzde yüz demek hiçbir Hı -hı. zaman mümkün değil. Her Hı -hı. zaman hata payı olacaktır. Yani sonuçta bir insanda hata payının olmaması gibi bir durum mümkün, mümkün değil. mü? Değil. Mümkün Ondan değil. dolayı yapay zekada da bu durum olacaktır. Ama çoğu şeyi otomatize ettiği için, çoğu şeyi daha pratik hale getirdiği için ilerleyen süreçte biraz insandan daha hızlı çalışacağını söylemek mümkün. Bunu da söylemiş olayım. Hı -hı. Diğer taraftan robot ile ilgili biraz aslında olumsuza gidiyor ama. İnsanların bunu bilmesini istiyorum. Ee, robot polisler New York'ta e, kullanılmaya başlanmıştı. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu? New York metrosunda. Bu e, robot polislerin görevi insanlara yardımcı olmak, orada çözülemeyen sorunları ekiplere bildirmekti. Hı hı. Ancak insan psikolojisi burada devreye giriyor. Çok değişik hareketler sergilemeye başlamışlar. Yani normalde robotların ya da makinaların davranışları incelenmesi gerekir, değil mi? Burada öyle bir durum söz konusu değil. Burada insanların davranışları garip ne bir olmuş? duruma getirmiş. Robotu çöpe atma, raylara itme, gereksiz yere imdat butonuna basma gibi durumlar söz konusu olmuş. Bundan dolayı robotun geçerliliğini şu an için kaldırmışlar. Yani polis İnsanlar de... hala oyuncak gibi görüyor galiba. Evet. Yani... yani robotu ayrı bir yere koyamadı henüz kafasında. Açıkçası burada robotun tasarımıyla ilgili de bir sorun olduğunu düşünüyorum. Robot çünkü çok böyle tatlış, ha, duran sevimli. bir... E, sevimli. Ama onu raylara nasıl atacaksınız? E, i̇şte daha böyle <laughs> ciddi duran, daha e, caydırıcı bir etkiye sahip olsaydı... ...belki o polis robotu atmakta o, insanlar tereddüt edebilirdi evet. diye düşünüyorum. Evet. evet Gerçekten ilginç. bunları detaylarını öğrenmek gerekir ama bugün değil. Bugün çok mümkün değil şu yayında. Belki başka yayınlarımızda yaparız. Enerjiye dönelim. Evet. Enerji çok hayati konulardan biri. E, bu konuda ne gibi çalışmalar var Sayın Kalaç? E, zaten enerji başlığı belki de en önemli başlıklardan birisi. E, tıp başlığıyla ile beraber e, tüm dünyadaki e, ülkelerin, bilim insanlarının... ...en yoğunluklu çalışmalar yaptığı alanlardan birisi. Hangi alanlarda yapılıyor? Şimdi enerjide üç tane başlık aslında öne çıkıyor. Birincisi yeni enerji kaynakları bulmak. Bunda e, bunda yenilebilir enerji kaynakları dışında farklı yöntemlerle enerji elde edebilmek ile ilgili çalışmalar çok yoğunlaşmış durumda. İkinci başlık ise enerjiyi buldunuz tamam ama bu enerjiyi muhafaza etmeniz lazım. Bataryalar ve bunlarla ilgili çalışmalar oldukça ön plana çıkıyor. Diğer önemli bir şey gelişmede aslında bu Yine batarya kullanımı ile alakalı daha küçük bataryalar üretmek, daha uzun süreli bataryalar üretmek ki hı hı. elektrikli araçlar tüm dünyada hızla yayılıyor. E, fosil yakıtlardan e, elektrik enerjisine doğru bir... E, ülke politikaları da var zaten ülkemizde de bu yönde çalışmalar devam ediyor. E, o zaman bununla ilgili e, neler yapılabilir e, oldukça önemli. Bu üç unsuru başaran e, ülkeler, firmalar e, oldukça önemli aktörler olacaklar dünyada. Evet. E, özellikle e, öne çıkan e, haberler, ilginç haberlerden bir iki tane örnek vereyim ben de. E, enerji Yeni enerji kaynaklarında biliyorsunuz ki son yıllarda güneş enerjisi, rüzgar enerjisiyle daha fazla yaralanma ile ilgili çalışmalar yer alıyor. E, bununla ilgili 2017 yılında sanırım ilk Amerika'da keşif olmuştu. Şeffaf güneş panelleri. Hı hı. E, daha sonra Güney Kore'de e, bu geliştirildi e, ve e, uygulama alanları bulmaya başladı. Peki ne anlama geliyor şeffaf güneş paneli? Şu anlama geliyor. E, ...şeffaf bir şekilde bir cam görünümünde... Evet. ...olan bir şeyden güneş enerjisi üretebileceksiniz. Şöyle düşünün, bir gökdelenin... ...cam yüzeyleri var veya hmm. evinizin... ...camları var. Bunların elektrik üreten... E, ...paneller olduğunu düşünün. E, Müthiş bir, bir çok ihtiyacınızı karşılayabilecek düzeye gelecektir. Hmm. E, bununla ilgili belki... E, ...gözlük camının... ...elektrik ürettiğini, güneş enerjisini ürettiğini... ...ve e, akıllı cihazlarınıza... ...giyilebilir cihazlarınıza... ...enerji verdiğini düşünürseniz... E, ...oldukça beni heyecanlandıran gelişmelerden birisiydi. Yavaş yavaş denemeleri oluyor... ...yaygınlaşıyor ama ilerleyen aşamada... ...bunların yaygınlaşması enerji sektöründe önemli olacaktır. Yine önemli bir e, gelişme... ...bahsettiğim... E, ...enerjiyi korumak... ...ve süresini uzatmakla ilgili... ...Almanya'da bunu ilk yaptılar... ...2018 yılında eski bir maden ocağını bataryaya çevirmek yani büyük bir devasa yapıyı enerji depolayabilecekleri bataryaya çevirmek oldu. Bunun devamında Avrupa'nın en büyüğünü 2022 yılında Finlandiya'da yapmaya başladılar. Yaklaşık bir buçuk kilometre büyüklüğündeki eski bir madeni e, enerji deposu haline dönüştürmeye çalıştılar. Hı hı. E, bununla ilgili çalışmalar belki ilerleyen yıllarda ülkemizdeki maden alanlarını da karşılayacaktır. Eee özetleyecek olursak enerji sektöründeki önemli gelişme bir yeni enerji bulmak. Hı, hı. İki, bunu korumak ve Hı -hı. süresini uzatmak. Bununla ilgili çalışmalar e, oldukça değerli çalışmalarla karşımıza çıkıyor. Teknoloji her zaman çok heyecan verici ve bu sene de çok heyecanlandık Türkiye olarak. ilk e, insanımızı uzaya gönderdik. Bununla bitirelim. Zaten ikinci bölümümüzde de uzaya hakkında konuşacağız. E, genel olarak bize neler söylersiniz sevgili Murat Kılıç? E, tabii ...gerçekten çok ciddiyim, başka bir programda yine görüşüp daha detaylı da her ikinizle de bu gelişmeleri konuşmak isteriz. Aslında teknoloji ve bilim detayların birleşiminden oluşuyor da diyebiliriz. Çok fazla detay var. Ee, ancak konu başlıkları gerçekten önemli bir şekilde hayatımıza girmiş durumda. Ben burada yapay zekadan, robotikten bahsettim. Hani zamanımız olsaydı sanal gerçeklik üzerine de çokça konuşabilirdik çünkü... Günümüzün teknolojileri ve adapte olmamız gereken alanlar bunlar. Gele İlerleyen zaman dilimleri içerisinde çoğu meslek grubunun, çoğu insanın bunlara adapte olacağını ve bu şekilde geleceğin şekilleneceğini. Evlerimiz de değişecek, evet. ailelerin hayatı değişecek, Artık değil mi? beyaz eşyalarımızdan oturma gruplarına evet. kadar her şeyin insan verilerini, çeşitli çevresel verileri toplayarak ...orayı daha iyi hale getirme noktasında bir katkı sağlayacağını ben düşünüyorum. Yani nesnelerin interneti, nesnelerin haberleşmesini sağlıyor da... ...ancak burada insanlara da bir katkı sağlayacağını e, şüphesiz su getirmez bir gerçek. Çünkü devasa miktarda veri üretiliyor. Ş evet. Şunu söylemek istiyorum. İnsanlığın doğumundan 1850 yıllara kadar olan veriye X diyelim. Hı hı. Sadece son 10 dakika içerisinde üretilen veri sayısı bunu 10'a katlıyor. Çünkü elimizde akıllı telefonlarımız var. Sürekli veri üretecek şekilde biz mesajlaşıyoruz ve artık dil modelleri de geliştirildiği için bu mesajlara istinaden karşımıza çok fazla çıkarım e, gelmiş oluyor. O yüzden bunun daha da artacağını, e imelenerek artacağını ve günümüzdeki gelişmelerin bu yönde şekilleneceğini ben düşünüyorum. Evet ve dünyayı göz e, gözümüzü dünyadan ayırıp uzaya da diktik. E, sırada o da var. Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Biz Manisa ediyoruz. Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyeleri Doktor Mustafa Hasan Kalaç ve Doktor Murat Kılınç bizlerleydi.